Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi'nde yeni bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Bu sıralar incelemeleri çok yapamasak da kutu açılımlarında bence çok iyiyiz. Evet. Kutu açmadığımız doğru düzgün ayakkabı yok. 3-5 tane dışında. Evet, eskisi gibi arkadaşlar spor salonlarına gidip gelemiyorum. Böyle olunca da incelemeler tabii ki süre olarak daha uzun oluyor fakat bunları almak kolay. Bir tıkla alıyorsun en azından. Aslında tam tersi olması lazım piyasayı düşününce. İşte demek ki dönemsel. Kimi zaman da hatırla alamıyorduk. Hep çok iyi inceleme çekiyorduk. Kıyaslama çekiyordum. Sahada kıyaslama çekiyordum falan. Hı-hı. İşte demek ki dönem dönem insan hayatında farklı farklı zamanlarda bulunuyor. Ama umarım bunları da seviyorsunuzdur. Yakında belki çok daha farklı ve güzel içerikler de gelebilir. Bilmiyorum. Hayatımda şu anda değişik bir noktadayım arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalı tabii ki sürekli devam edecek. Ben olduğum sürece sadece belirli tabii ki hayatımda farklı noktalardan geçiyorum. Sizlere güzel videolar üretmekte zaman zaman süre bulamıyorum. Fakat benimle kalın. İnşallah 100.000'e de az kaldı. Keyifli güzel videolar gelecek. Evet, yanımda çok güzel bir kargo var. Nike'tan gelen bir kargo var. Arkadaşlar bana çok soruyorsunuz. Abi Nike'tan kaç güne geliyor, nasıl geliyor? Normal. Her zaman geldiği gibi geliyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün zaten sizlere süre veriliyor. Müşteri ilişkileri var. Arayıp sorabilirsiniz. Ben Nike sorumlusu değilim. Tamam, çok alışveriş yapıyorum buradan ama keşke Nike bana da sponsor olsa da şunları gönderse diyorum bu arada. Nike duy sesimizi. Gayet de güzel bir gönderim var. Yurt dışından geldiği için şöyle çok fazla şeyleri göstermeyeceğim ama birçok farklı üstüne etiket yapıştırılmış yurt dışından yurt içine giriş falan. Fakat bence Nike dışında yurt dışından getirtiyoruz diyen sitelere de inanmayın. Bunu kullanıyorlar biliyor musun? Özellikle ben videolarımda böyle söylemeye başladıktan sonra işte şuradan geliyor, buradan geliyor. Bir baktım ki her site biz de yurt dışından getiriyoruz. Biz de işte Hollanda'dan getiriyoruz. Nike Hollanda'dan gönderiyor. Bence arkadaşlar çok fazla inanmayın. Bu etiketleri sizlere gösterebiliyorlarsa belki diyeceğim ama çok fazla ben inanasım gelmiyor. Çünkü 8-10 güne Nike gönderiyor. Onlar diyor sana işte 1 ayda, 45 günde, 50 günde. Evet. Hadi kardeşim nereden gelebilir Hollanda'dan, böyle bir süre yok. Yani ben hatta Türkiye'den bazen daha hızlı geliyor. 5 güne falan geldiği oluyor. Nike'ın direkt kendi sitesi olduğu için ve Hollanda merkezli dağıtım yeri Türkiye'ye baktığı için bu şekilde. Ama onun dışında bence çok inanmayın. Dikkatli olun. Hemen şurada Pull for Sport'u. Oh, seviyoruz bu kutuyu. Bu sanki daha büyümüş ya. Bu kadar geniş değildi bu kargo. Ayakkabının kutusu büyük. Evet, muhtemelen. Bu da biliyorsunuz tekrar kullanım için bantımız mevcut. Ben bu kutuları atmıyorum. Çok güzel oluyor. Daha sonra farklı farklı işte kargo gönderimi yaptığım zamanlar oluyor. O zaman kullanmıştım dedim ama direkt ne olduğunu belli etti. Evet. 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 Bayağı büyük bir kargoymuş. Bayağı büyük bir kutuymuş. Kırmızı renk. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Direkt nazarlık bir kutu var. Kıpkırmızı. Evet. Kyrie Infinity. Bu ayakkabının hikayesini bilmiyorum, daha öncelerde izlediyseniz kanalımda video yapmıştım. Hatta böyle neler oluyor tarzında bir videoydu. Kyrie bu ayakkabıda hiçbir şekilde müdahil olmamış. Nike bir anda demiş ki al sana Kyrie 8 diye. Kyrie de ne yaptı biliyor musun? Instagram'ından paylaşıp bunlar trash dedi, çöp dedi, bunları kim dizayn etti, benim hiçbir alakam yok diye. Düşün, saldırdı. Çok garip bir şey oldu. Ondan sonra tabii ortalık yani karıştı. Bir de Kyrie biliyorsun işte farklı farklı sürekli paylaşımlar yapıyor, dini inançlarıyla alakalı. O sıralara denk geldi. Yani basketbol severlerinin gözünde bayağı kötü bir yere düştü. Fakat muhtemelen o laflar çok satışlarını etkileyecek korkusuyla, tabii ki Nike akıllı bir firma, hemen buna dediler ki bu Kyrie 8 değil, Kyrie Infinity. 8'i yan yatırdı. Al sana sonsuz. Çok mantıklı. Dediler ve Kyrie'nin gönlünü aldılar. Aynen, o da şu anda giyiyor. Biliyorsunuz NBA'ye geri döndü. Artık aşıları mı oldu? Protokolleri bir şekilde geçti. Aşı olmuyorlar Kyrie. Ben vücuduma onu sokmam şeklindeydi. Ondan sonra artık şu anda son bir aydır belki basketbolunu oynuyor. Ve bunu giyiyor. Çok beğenmedik. Kyrie de beğenmemiş. Tabii Kyrie'nin beğenmemesi bizleri de çok etkiledi. Normalde Kyrie tanıtır. Reklamlar, patır kütür güzel, işte harika çıkışlar yaparlar. Fakat bu sefer hiç öyle olmadı. Saçma sapan bir olay oldu açıkçası. Ama tabii ki biz yine aldık ayakkabı Dice olarak. Evet, ben senin almana şaşırdım şu anda. Niye aldın onu? Yani böyle bir ayakkabı çıkıyorsa, Kyrie diyorsa, biliyorsunuz ki Kyrie en çok satan, NBA'de de en çok tercih edilen oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir şey kaçırılmaz alacağız. Fakat hikayesi çok ilginç. Eğer o videoyu izlemediyseniz kanalıma Kyrie yazın. Zaten çıkan videolar içerisinde göreceksiniz. Neyse, Nike ile Kyrie anlaştılar. Güzel. Ben bir an korktum. Acaba iptal mi edecekler? Kyrie acaba Adidas'a mı geçecek? Neler oluyor? Nasıl böyle bir şey olabilir? Hani markalar da bir tuhaf ama. Adamından niye gönül almıyorsun veya onun fikrini almıyorsun ki? Kyrie hep tanıtım olarak da biz Kyrie Irving'in düşüncelerini çok umursuyoruzdu. Tanıtımını planlama söyledi. Böyle işte Kyrie'nin skeçleri var. O geliyor. Dizayn takımına bakıyor. Zaten kutuda şey, hani turuncu Nike
kutusunun işte imza koymuşlar falan filan öyle. Şu anki bu kutuyu mu diyorsun? Bence güzel yani. En güzel, güzel. Çok evet. Çok şükürlü. Biraz kutudan incelememize geçelim. Ama hani Kayra'nınkiler daha farklı oluyordu ya, o yüzden evet, dedim. Evet, o daha kendince bir şeyler koyuyordu değil mi? Böyle işte gözler mözler bir şeyler bir şeyler. Hadi turuncuydu bizimki, kırmızı olsun seninki demişler. Bilmiyorum yani içerilerde neler oldu artık. Nasıl şu anda Kayra trash dediği ayakkabıları giyiyor, o da bir tuhaf ama. Evet, o da ilginç. Dediğin gibi çöp lan bu ayakkabı, ben bunu giyer miyim bilmem ne dediğin ayakkabı sonra alıp giyiyorsun şu anda. Niye giydiği giymiyor mesela, niye altı giymiyor? Giy sana para vereyim demişler. Ama şöyle, tabii ki onların kontratları çok sağlam. Yani öyle bir şey yapmazsa çok büyük cezalarla karşılaşabilir. Bilmiyorum. O da akılsız bir insan değil. Tamam, paraya ihtiyaçları belki bizim kadar yok ama sonuçta böyle bir şeyde fırsatı da tepmek mantıklı olmayabilir. Kutuya bakalım arkadaşlar. Üstünde yine birçok farklı farklı sembol var. Görüyor musun? Parlıyor mu senin o taraftan? Evet. Kyrie, ters Kyrie, sonsuzluk 8 işareti biliyorsunuz. Nike logoları var. Hemen şöyle arkayı göstereyim. Arkada da yine farklı farklı birçok şekil, sembol gözümüze çarpıyor. Kutunun yanında hemen Kyrie logosu var ve gördüğün gibi Kyrie Infinity yazıyor değil mi? Normalde Kyrie 8 yazması lazım. Bazı bilmeyenler de Kyrie 8 mekiz diye tanıtıyor bunu. Veya işte satış, işte Kyrie 8 satışta falan. Kyrie 8 değil arkadaşlar bu. Yani muhtemelen direkt 7 ve 9'a geçecek. Nasıl işte Kybrid yaptı, nasıl Low yapıyor değil mi? Flake Trap yapıyor. Bu da böyle farklı bir şey. Infinity işte 8 ile özel falan gibi. Muhtemelen öyle bir şeye getirdiler. Burada da imzası. Şu açma kısmındaki eğim farklılık katmış. Olmuş, evet. Ama kutu çok büyük geldi benim gözüme. Çok uzun geldi. Bilmiyorum. Her zaman normal böyle geliyor. Normal bence. 45 numara giyiyorum ama biraz kalın bir kutu. Olabilir. Bazı kutular daha farklı geliyor. Şöyle hadi bakalım. Açalım. İlk çıkan rengiydi bu arada. Fiyatı arkadaşlar 1800 küsürdü. Fiyatlar inanılmaz arttı. Yani biz bunları 1000 liralara, 800 liralara, 1000 liralara, 800 liralara almaya alışmıştık ama tabii ki mevcut piyasada yapacak bir şey yok. Öyle bir şey ki arkadaşlar, Jordan 36, ben 1900'e aldım. Millet alınır mı 2000 liraya ayakkabı şu bu, ben şu an 2900. Düşün, ben şeyi aldım. En son kutu açımı yaptığım neydi o? Farklı bir ayakkabı açtım ya. Nike GT Run. 1900'e aldım arkadaşlar, 2600 olmuş. LeBron Witness'ı 1100'e mi ne aldım, 1200'e? 1600-1700 olmuş. Yani hepsine %40-%50 zam geldi. Dolayısıyla bu piyasa artık böyle 2.5 falan ya. Şeyi Westbrook, Why Not Zero 0.4, ben 1200'e aldım, şu an 2250. İnanılmaz arkadaşlar, çok fena piyasa değişik bir halde. Şu an sen demek ki odanda servet yatıyor. Evet, aman diyeyim öyle şeyler söyleme. Gerçekten 3-5 ayakkabı 20-30 bin lira para edecek artık. Evet. Bir de ben satmaya çalışınca çok pahalıya satıyorsun diyenleri vardı. Neyse şimdi paşa paşa verir alırlar ne diyelim. Hadi bakalım açalım şeyimizi. Çok sohbet etmeye ihtiyacımız varmış bayağı da evet. Video çekmeyince. Ve bang bang. Vay. Görselinden, internette gördüğümden daha güzel arkadaşlar kesinlikle. Yani bence trash diyerek çok da haksızlık etmemiş. These are trash. Ama ben çok çok daha kötü bekliyordum. Öyle beklentisiz aldım ki arkadaşlar bu ayakkabıyı. Şu an elime alınca hafif, okkalı, bayağı geniş bir yüzeye sahip. Ben direkt önündeki lekeye takıldım. Leke mi? Sol taraftaki. Nerede? Leke yok ya. Şurada. Evet. Ve çok kırışık kırışık olması belki bir an ilk açılışta hoş gelmeyebilir. İçinden bir ama şey çıkmadı ya. Mı? İçinden bir şey çıkmadı mı derken? Şeyleri var değil mi? Var var. Var. Tamam. Kullanılmış evet. Ayakkabı gibi geldi de bana o yüzden. Yok canım, o kadar daha basmayalım. Şöyle ben bir tanesini sana doğru yaklaştırayım. Sen de ayakkabıya doğru yaklaş, beraber bakalım. Görsel olarak dediğim gibi ben biraz daha kaliteli buldum. Çünkü çok daha dandik bekliyordum arkadaşlar. Yani mesela şu topukları falan, mesela ben beyazını beğenmedim yani. Krem yapmışlar muhtemelen. Mesela o da eskilik katmış. İlk başta şuradaki yapışkan lekeleri, yapışkanların tam oturmayışı görünüyor mu bilmiyorum kamerada ama. Çok değil. Yani görsel olarak gözde çok gözüküyor arkadaşlar. Bayağı dediğin gibi bir trashlik var. Mesela şuralarda çok fazla uhu lekeleri var şu birleşim noktalarında falan. Evet, değişik. Ama bence genel yapıda bilmiyorum ayakta olabilir. Çok yok. Kırılmış ayakkabı baksana. Yok ama bence kumaşından kaynaklı böyle bir şey. Olabilir. Çünkü çıkar çıkmaz aldım zaten. Kim alıp hemen iade edebilir ki? O kadar uzun sürmedi. Arkadaşlar üstündeki yapıdan şöyle bir yaklaşırsan yavaş yavaş bakalım. Hatta dizayn detaylarıyla birlikte başlayalım. İlk başta dilde çok büyük şu kum saati benzeri bir 8 yapısı görüyorum. Burada da Kyrie'nin imzası var. Ön taraflarda dizayn vermişler şu şekilde. Ya burası fena değil aslında. Esnekliği de olan güzel bir materyal gibi ama çok kırışması bir hoşuma gitmedi. Bu renge özellikle böyle dalgalı dalgalı hafif kamuflajı andıran bir yapıda kimisine göre gider. Bazınız
sahada çok dikkat çekmeyi seviyor, o açıdan güzel olabilir. Bağcıkların şu küçük bir kısımda ve bayağı güçlü gözükmesi iyi kapanacakmış izlenimi verdi. Normalde bana da zor giyilecekmiş. Zor giyilir ama iyi kapanır. Özellikle bağcıkların şuralardan tutulması. İçeride şöyle görüyor musun? Adeta kemer gibi çapraz kementler var resmen. Burası çok iyi kapatacak ama kayılarda alışmış olduğumuz askılık yok artık. Askılığı çıkartmışlar. Şöyle yandan bakabilirsin. Şu çıkıntıları falan çok ilginç, görüyor musun? Hı hı. Adeta hız arabası gibi, rüzgarı kesmek için. Çok farklı olmuş ve orada bir şeyler de yazıyor. Sanki Kyrie yazıyor arkadaşlar. Şurada görebiliyor musun? Kamerada net çıkıyor mu? Yazı görünmüyor, o siyah. Yok, en azından şurayı göstersen yeterli olur. Normalde alt tabanı genel itibariyle hep yukarı çıkardı. Burada yine ona benzer bir yapı var. Kyrie'nin crossover'larda sahayı olabildiğince tutması için. Burada çok ilginç Mısır sembolleri var. Antik Mısır'dan kalma semboller, görünüyor mu? Kutuda da vardı onlar. Kutuda da vardı, buraya da koymuşlar. Acaba bilmiyorum ne demek. Belki o dilde Kyrie demektir, bilemiyorum. Azur yazıyor, burada görüyorsun. Burada da yine Elizabeth yazıyor. Bu bütün ayakkabılarında var. Burada da sembolleri aynı şekilde. İki ayakkabıdaki farklılıklar bunlar. Arkaya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi bu beyaz kısımları pek hoş değil. Bak burada da bir çıkıntılandırma var, görüyor musun? Çok değişik. Buraya kir mi toplanacak, ne olacak anlamadım. Çok farklı yapmış. Yani hız arabasında olur ya, rüzgar kanalları olur aerodinamik için. Sanki öyle bir görüntü var. Arkaya doğru şöyle biraz daha bakalım. Arkası, bu yapısı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok kalın. Özellikle dilimindeki bu pedleme falan da harika gözüküyor. Şurası bayağı okkalı, güzel tutacak. Fena değil. Bence performans olarak güzel bir ayakkabı olacak. Arkada dizayn detayı olarak yani sanki bir çocuğun eline kalem vermişler de çizmiş gibi herhalde şuraları. Kalp atım şeyleri gibi. Yani o daha düzgün oluyor ya, bu daha saçmalık. Kademe kademe gelip Kyrie logosu var değil mi her iki ayakkabıda? Evet, bu şekilde arka kısmı. Aynı da değil yani. Evet, ikisi de birbirinden farklı değil mi? Bir çocuğa şimdi Ekrem Yaman çiziyor ya, onun gibi geldi bir anda. Bir tanesini tabanını sana çevireyim. Taban arkadaşlar bence yine çok güzel iş yapacak. Çok sağlam duruyor. Sanki dışarıda da oynamaya uygunmuş gibi geldi. FF Zoom Strobel. Şurada kullanılan yastıklama teknolojisi var. Artık Zoom Strobel bütün ayakkabılarda kullanılıyor. Yani tüm tabanda çok rahat bir yastıklama şekli, güzel oluyor. Ortada Kyrie'nin imzası ve altta ise 8 yazıyor ve eğim zoom. Bu sefer pençeyi topukta kullanmışlar. Nerede pençe görüyorsun? Hani bu pençe çıkıntılarına yapıyor. Şuralar, şuralar belki olabilir değil mi? Şu çiçek şeyi var ya. Aynen. İkiye ayrılma kısmı. Şu 8 çok hoşuma gitti. Bayağı kaliteli bir yapıda. Şurada dikkat edersen de Air Zoom yazıyor, görebiliyor musun? Tabanında da Zoom tabakası var. Normalde ön ayakta hep Zoom Turbo kullanıyordu son 5-6-7'de. 3 ayakkabıda vardı. Burada onu herhalde çıkartmışlar. Onun yerine Zoom Strobel kullanmışlar. Ben rahat olacağını düşünüyorum. Ayakkabı hafifliği noktasında gayet güzel. Şöyle bağcıklarını çözeyim. Renk ne diyorsunuz arkadaşlar? İlk çıkan renk buydu yani. Fazla seçme şansım yoktu. Kim renkli sevmeyenlerinize göre bu ne biçim leş bir ayakkabı diyebilirsiniz. Eski ben olsam aynısını söylerdim. Ama şimdiki ben çok da takmıyorum. Evet, şöyle içini göstereyim. Şuradaki pofidiklik harika ama arkadaşlar. Çok kalın bir sünger kullanmışlar. Arkadaki bu pedlemeler de harika. Bileğinizi çok güzel kilitleyecek. Ama çok dar sanki içi ya. Şöyle bir baktım da. Şurayı görebiliyor musun? Şuradan aşağıya baksana. Şurada aşağıya gittiğin zaman. Yani şurada ölü bir bölge var. Şurada ise çok sağlam bir yastıklama var. Bilekli ayakkabı bakanlar, basketbolcu arkadaşlarım muhtemelen bunu düşünebilirler. Çok güzel olacak gibi. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti ya. Beklentisiz almak kilit nokta, biliyor musun? Ben etkileniyorum. Kyrie beğenmemiş zaten oluyorum ve ama Kyrie şu anda giyiyor. Yine de bana da böyle bir ön yargı oluyor. Değil mi? Evet, şöyle içine biraz daha bakalım. Bu arada arkadaşlar fazla esnemiyor buradaki görmüş olduğunuz dil. Çünkü içeriye doğru hemen bağlı. Kitleme noktasında güzel iş yapacak. Birazdan bana geniş tabanlıymış gibi geldi. Keyifli, hoş bir ayakkabı. Farklı farklı yerlerinde renk cümbüşü, karmaşası var. Evet, hadi ayağımıza giyelim ve bakalım nasıl hissettiriyor. Ondan sonra da çıkışımızı yaparız. Hissediyorum ama biraz bağcıklarını açmam lazım ya. Kurtarmayacak sanki beni. Bağcıklar çok dar bir alanı kapsıyor. Biraz garip geldi bana. Yani daha genişten tutup çekebilsek. Ama şuraya bakalım mesela. Arkadaşlar evet, şöyle açarsam, şöyle yaparsam sen daha güzel göreceksin galiba. Görüyor musun? O zaman şunların çok da bir fonksiyonu yok herhalde. Bunlar sadece görsel, şu askılar, kemerler var ya. Çok fake yani. Asıl zaten bağlı olduğu nokta burası. Böyle açıp biraz daha detaylı bakınca insan neyin ne iş yaptığını anlıyor.
bayağı dar hissettirdi arkadaşlar. Uuu, ayağım burada. Dediğim gibi tamamıyla bu numara farkının sebebi şu arkadan sizi çok fazla ittiriyor olması. Evet, bazı ayakkabılarda bunu yaşamıştık hatırlarsan, PG'lerde falan da. Geniş tabanlı dedin ama bence dar. Çok çok aşırı sıktı. Evet arkadaşlar, mutlaka normal kayrı numaralarınızdan da büyük alın. Normalde 45, hep kayrılarda 45 alırım ben. Hı hı. Ki bazısında mesela 5'te büyük de geliyor. Sen zaten 44 üstünden 45'e kayrıdan sonra geçtin. Geçtim. Yani Nike 2'de şey yapmaya başladı. PG'de hatırlarsan 45.5-46'lara çıktık. Bunda yine 45.5 almalıymışım. Uuu, bayağı sıktı arkadaşlar. Ama çok rahat. Şu dediğim gibi şu bilek kısmı efsane, dil kısmı efsane. Şu dil kısmını her ayakkabıda istiyorum ya. O kadar güzel ki. Pofidik dil bence çok iyi. Yani neden yapmıyorlar bilmiyorum. 2 gramlık süngerden mi kaçıyorlar artık? Ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Evet. Biraz da benim sol ayağım da büyük ya. Sol ayağım arkadaşlar bayağı kendini hissettirdi. Sağ ayağım normal. Ama 45.5 alsaydım, bu bir de günlük çorap. Yani Nike Everyday diye geçiyor. Daha kalın basketbol çorabıyla giyemem bunu. Oo, çok güzel. Yastıklaması çok hoş. Zıp zıplığını hemen hissediyorsunuz arkadaşlar. Zoom Strobel çok iyi kullanılmış. Topuk da yani öyle bir aman aman. Kyrie'nin bütçeli ayakkabılarına benziyor bence. Biraz şekilsel olarak mı? Ama rahatlık olarak bence çok iyi. Ve kullanılan malzemeler de gayet güzel. Yani yastıklaması olsun, arka kısmındaki bu kapanma olsun. Bir üst kısmını aman aman beğenmedim. Kyrie'nin bütçelisi neydi? Flytrap'ler vardı işte. Flytrap'lara benzettim. Fena değil, güzel ama açma yapar. İşte önden vurmasaydı daha iyi olacaktı benim için de. Önden açma yapmayacaktır muhtemelen. Yandan arkadaşlar sizleri tutacak şu şekilde dokundurmalar var. Fena değil, ayağım rahat etti biliyor musun? Çok formlu değilmiş şu an, onu hissettim arkadaşlar. 7'de 6'da üst kısmı çok daha güçlü olduğu için daha sizi böyle çat diye koruyordu. Şurası falan bayağı yumuşak. Ama rahatlık olarak bu da katkı sunuyor. Hafiflik bir de. Evet, hafiflik, rahatlık. Yok ya, bayağı güzelmiş. Bayağı güzel arkadaşlar. Ve belki de uzun zamandır giydiğim en rahat ve yastıklamalı kayrı ayakkabısı. Beğendim. Cidden beğendim. Yani görselini ne kadar beğenmiyorsanız, eğer ki kayrı ayakkabılarını beğeniyorsanız bunu mutlaka beğeneceksiniz. Çünkü kullanılan teknolojileri çok iyi. Yastıklaması özellikle çok iyi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki incelemelerde, kutu açımlarında görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.